Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Evet. Türkiye'nin bir gerçeğinden öte Türkiye demek deprem demek ya o kadar. Hani artık biz deprem işte gerçeğiyle yaşıyoruz. Bakın deprem olma olasılığı var değil. Bu toprak depremle artık nasıl anlatabilirim bunu? Etle tırnak gibi. Artık bu meseleyi kabullenip bununla ne yapabiliriz? Bu noktaya bakmamız lazım. Dolayısıyla şimdi bu depremde nasıl yaşayabiliriz'in üstüne düşünürken bazı geç kaldığımız konular var. Proaktif olamadığımız yerler var. Bunların farkına varmak da iyi bir şey. Mesela ne dedik biraz önce? Araçlar trafikte muayenesi gecikse aracınızı bağlıyorlar. Benim aracım bir kere bağlandı mesela. Basın olmama rağmen. Dolayısıyla böyleyken binalarımız neden düzenli bir muayeneye tabi tutulmaz? Şimdi başladı Çevre Şehircilik Bakanlığı. Onun hakkını teslim edelim. Ama yani bu bilince ulaşmamızın bu kadar zor olması da bizi çok büyük bedeller ödeterek bu dersi almamızı sağladı. Şimdi ez cümle insanlar deprem korkusundan ülkeyi terk etmeye başladı. Ünlü isimler gidiyor efendim. Sebebini soruyorsunuz, niye gidiyorsunuz? Depremden korkuyoruz diye. Aslında ülkelerinde kalıp belki bu konuda çalışma yapabilirlerdi. Onlara da bunu söylemek isterim. Habere bakalım şimdi. Sayışman çifti Türkiye'yi terk etti. Bundan sonraki adresleri Arnavutluk olacak. Bu ayrılığın sebebi de deprem korkusu. Çok kötü bir şekilde atlattık hepimiz. Atlatmadık hala yani. Deprem açıklamalarından korkan çift çocuklarını da aldı, Tiran'a yerleşti. Aileni falan böyle her şeyi böyle. Beklenen İstanbul depremi işte konuşulanlar. Çiftin çocukları eğitim hayatına Tiran'da devam edecek. Şeyleri araştırıyorum işte bölgeleri, hangisi sağlam, hangisi işte buraya giden ben buraya giderim. Bir ayrılık haberi de bilim dünyasından. Profesör Doktor Celal Şengör de İstanbul'dan taşınacağını söyledi. İstanbul'da deprem olacak. Tahminimiz bizim 7,8. Şengör'ün kaygısı deprem değil, sonrası. Neye ihtiyacın olacak senin İstanbul'u ayağa kaldırmak için? Fatih Altaylı'nın aktardığına göre ünlü profesör, kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek. Ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce, belki haftalarca bloke olacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 9 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongreleri için teşkilatlarına yazılı bir mesaj gönderdi. Mesajında yerel seçimleri işaret eden Bahçeli mevcut belediye başkanlıklarını muhafaza ederek bunun üstüne yenileri eklenmeli. Buna gereklilik duyuyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir mesaj yayımladı gündemi yaklaşan yerel seçimlerde. Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak suretle kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır. Mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha da çoğunu eklemeliyiz. Bahçeli partisinin 9 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongreleri için teşkilatlarına yazılı mesaj gönderdi. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü, üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunu da unutmayınız ki aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Bahçeli muhalefet partilerinin seçimden sonra çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömüldüğüne dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde Zillet İttifakı'nın maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhur'un 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak suretle kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır.